Değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri, bir yalancının programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 45 dakika içerisinde 7 başlıkta konu işleyeceğiz. Çok güzel bir kokteyl yaptık size. İlk konuyla başlayabiliriz hızlıca zaman. Zaman kaybetmeden başlayalım, evet. Vaktimizde. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor AŞ çalışanlarına bir anket yolluyor ve bu ankette cinsiyet kısmında 3 seçenek var. Kadın, erkeğin dışında listelenmeyen başka bir cinsiyet seçeneği var. Altta gördüğünüz üzere ve onun altında da kendimi şu şekilde tanımlarım diye bir de kutucuk koymuşlar. Böylece İBB, kadın ve erkek dışındaki yeni bir cinsiyeti ya da cinsiyetleri icat etmiş oluyor. Yani insanın doğal cinsiyetleri dışında bir şey. Yani bu tam bu LGBT dayatması dediğimiz şeyin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yansıması. Bu tabii şaşırtıcı değil çünkü hem İBB'nin hem de İmamoğlu'nun böyle bir çizgisi var zaten. Bir bakalım ona. Bir bakalım. İkinci videomuz. Evlilikleri manşete çıktığı gibi onaylıyor musunuz? Şimdi ben tabii özgürlüklere saygı duyan ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamları ile ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor. Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşamla ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var, benden sonraki belediye başkanlarında var, ülkeyi yönetenlerinde var. Ama hani şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığını da altını çizmek. Evlilik. Toplum hazır olsa demek ki Ekrem İmamoğlu eşcinsel evlilikleri yasal hale getirecek. Tıpkı geçtiğimiz günlerde Amerikan Kongresi'nin aldığı kararda olduğu gibi. Evet. Bu bir program zaten. ABD tercihini de yaptı demiştik biz, adayın tayin etti. Evet. Ekrem İmamoğlu bu aday. Bu bir program. Bu programın isimleri LGBT evlilikleri serbest bırakmakla görevli aynı zamanda. Evet. Zaten dikkat edersen bu videoda şey diyor. Yani bu eşcinsel vatandaşlar. Soru eşcinsel evlilikler. Yanıt elbette biz eşcinsel vatandaşlarımızın özgürlüklerini sağlamakla yükümlüyüz diyor. Böyle bir sorumluluğumuz var diyor. Ama şu an hazır değil diyor. Evet. Dolayısıyla burada çok net tavrını koyuyor. Burada aslında bir şey de var. Yani yapılan faaliyetleri anlamlandırabiliyoruz. Şu an toplum hazır değil ne demek? Toplumu hazırlamalıyız. Tabii toplumu yani, hazırlamalıyız. Bu bir görev aynı zamanda. İşte İBB'nin anketinde sorduğu soru bu toplumu buna hazırlamak aynı zamanda. Başka nasıl hazırlıyorlar? Devam edelim arkadaşlar. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, CHP'li birçok belediyenin benzer faaliyetlerini üstelik çocuklar üzerinden yaptığını görüyoruz. Evet, mesela Kadıköy Kent Konseyi'nin LGBT meclisi var. Yine aynı zamanda Şişli'de de. Ve LGBT çocuklar vardır diyerek paylaşım yapıyorlar. Yani çocuklara elini uzatan bir kampanya var. Devam edelim. Sadece Kadıköy'de değil, Şişli'de de var. Aynı şekilde. Hatta Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin tespitine göre farklı isimlerle toplumsal cinsiyet bilmem ne adı altında 60'ın üzerinde belediyede, birçoğu CHP'li belediye. Evet. Bu Şişli'yi de gösterelim mi bir sonraki? Bir sonrakini gösterelim. Evet, Şişli'yi de görüyoruz. Bu tip paylaşımlar yapıyorlar. LGBT çocuklar vardır. Devam edelim. Ya bir çocuğu olan insanlara garip gelen şeyler bunlar. Hele hele böyle 6-7 yaşındaki çocuklara bunun yapılması. Bakın şimdi bir video izleteceğiz size. Hızla gösterelim. Masanın üzerindeki ne? Gökkuşağı bayrağı. Tam gökkuşağı denemezsiz, bir tek renkli var. Çünkü gökkuşağı böyle ilk olacak. Bu benim olsun mu? Çok mu sevdin? Evet. Giymek ister misin? Hı hı. Fotoğrafta ne görüyorsun, anlatır mısın bize? Bayram gibi bir şey kutluyorlar. Çok mutlular. Peki sen orada olmak ister miydin? Evet. Ya bu inanılmaz. Evet.
Ya bu Spot diye bir örgüt yapıyor, evet. Bir dernek bu. Ona geleceğiz şimdi. Hakikaten inanılmaz. Bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi çocuk bilmiyor tabii. İşte gökkuşağı, renkli bir şey. Gösteriyorlar LGBT yürüyüşün, yani her türlü ahlaksızlığın, işte soyunmaların, çıplaklığın, işte cinsel diyelim uzuvların gösterildiği falan. İğrenç yürüyüşler. O yürüyüşleri, fotoğrafını gösteriyorlar. Çocuk tabii renkler görünce, aa ne güzel bayram gibi bir şey falan diyor. Sen de orada olmak ister miydin? Evet, olmak isterdim falan. Şeye benziyor bu. Hani çocukları mahallede kandırırlardı ya sapıklar. Tam olarak sana o şeker. Ya, kesinlikle öyle. Şeker ister misin? Şekeri sever misin? Severim tabii. Ver amca falan. Ondan sonra alıp götürüp o çocukları tecavüz ederler ya. O. Aynı o. Filmlerde de hep görürüz. Palyonça kılığına giren, evet. İşte çocuk kaçırmaya çalışan, evet. Kişi palyonça kılığına girer. Ya da elinde balonlarla gelir, evet. Falan. Tam, evet. Olarak dediğiniz, evet. Gibi yani. Yani korkunç bir istismar ve bu Türkiye'de yapılıyor. Ve kaba bir istismar değil mi ya? Çok kaba. Yani böyle bir şey olabilir. Yani dayatma diyoruz ya. Yani dayatma bu. Çok yani kaba bir gökkuşağı yani. Sembolü yok. Üzerinden çocuğa hani üstelik bunları ayırt etme diyelim şansı da olmayan küçücük çocuklarımıza böyle bir dayatma yapılıyor ve resmen yapılıyor bu. Evet. Bakın bu bir dernek, bu videoyu çeken. Görelim bir sonraki görüntü. Bu arada mesela çocukların üzerine bu gökkuşağı şeylerini de giydiriyorlar. Mesela, evet. Birkaç Türkiye'de firma gökkuşağı diyelim şeyli... Moda oldu. Evet, onları falan da kaldırdıklarında tepki göstermişlerdi. Tamam. Ya siz ne istiyorsunuz gökkuşaklarından bilmem nelerden? Ya bir dönem, bakın ben yakınlarımdan da biliyorum. Küçücük çocuklara okullarda hep bir anda bütün resim derslerinde çocuklara şey gökkuşağı. Üstelik hep tek tip bir gökkuşağı. Yani iki bulutun arasında gökkuşağı. Yani bütün dünyada çocuklara bir anda aynı sembol çizdirilmeye başlandı. Bakın bu bir dernek. Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönetim Çalışmaları Derneği. Yani Türkiye'nin diyelim dernekler mevzuatına göre kurulmuş ve faaliyet yürüten bir dernek. Ve amacını da çok net bir biçimde ifade ediyor. Kendisini böyle tanımlıyor. Devam edelim. İlgilileri girip baksın bir de bu, evet. Arada. Bakın, yani biz uzun uzun okumuyoruz. İki dakikalık bir araştırma. Daha araştırsak neler buluruz? Friedrich Naumann Vakfı, bir Alman vakfı. İşte fonladığı, Türkiye'de fonladığı şeyleri koymuş. Spot'u orada görüyorsunuz. Bu arada Kaos GL'yi de görüyoruz. Başka dernekler de var falan. Bu Spot denen dernek Almanya'dan fonlanıyor. Sadece Almanya'dan değil, devam edelim. Biraz araştırsak zaten çıkar. Ya yani internet sitesi bile Avrupa Birliği tarafından yapılıyor. Yani buradan hükümete seslenmek lazım. Ya bir yandan çocuklarımız geleceğimiz bilmem ne falan diyoruz. Bir yandan da Türkiye'de Türk çocuklarına bu dayatma yapılabilsin diye bir yasal zemin var. Ve para yağdırılıyor buralara. Evet. Ya biz gelirsek bunları bitireceğiz. Böyle bir şey yok. Böyle bir özgürlük yok. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz gün dedi ya bizim kitabımızda LGBT yok. Yok diye. Kitabınızda ya, yok da. Yasanızda var. İşte kanunda var. Dernekleri kurmuş. Ne yapıyorsunuz ya? Bu kadar serbest mi? Bakın aynı derneğin yine İBB ile bağını görüyoruz. İstanbul Kent Konseyi'nin yürütme kuruluna alınmış. Evet. Spod'un yöneticilerinden birisi İstanbul Belediyesi'ne bağlı Kent Konseyi'nin yönetiminde. Ve bu bir devrim olarak sunuluyor. Yine foncu siteler tarafından. Türkiye'nin durumuna bakar mısınız? Yani toplumu hazırlıyoruz. Toplum hazır değil. İşte hazırlanıyor. İBB eliyle, devletin açıklarından, işte dernekler yoluyla, fonlar yoluyla. Toplum hazırlanıyor. Kimmiş peki bu derneğin yöneticileri? Hayır, şey, bakın aynı derneği Evrensel Gazetesi'nde görüyoruz. Biliyorsun bir anayasa değişikliği olacak aile tanımıyla ilgili. Yani eşler arasındaki tanımı yerine kadın ve erkekten oluşur aile tanımı geliyor. O Evrensel Gazetesi de bunu büyüterek vermişti. Güya solcu gazete, diyelim Almanya'dan, Amerika'dan, şuradan buradan fonlananları alıyorlar, manşetlerine taşıyorlar. Yani Türkiye solu da sözde sol, sahte solda tamamıyla Amerikan propagandasının denetimine girmiş durumda. Laiklikle ne alakası var LGBT propagandası? Hiçbir alakası yok. Ne alakası olacak? Devam tamam. Edelim. İşte bir Cumhuriyet Kadınları Derneği var. Bu konuda mücadele ediyor. Vatan Partisi mücadele ediyor. TGB mücadele ediyor. Nilüfer Belediyesi'nde de benzer bir merkez açıldı bu LGBT meselesiyle ilgili sözde. CKD gitti, mücadele etti Nilüfer Belediyesi önünde. Yine CHP'li bir belediye ve Cumhuriyet Kadınları Derneği bu merkezin kapatılmasını sağladı. Ve orada şu talebi de dile getirdiler. Yani Türkiye'de buna benzer belediyelere ait çok sayıda merkez var. Bunların tamamının kapatılması lazım dediler. Kaçtı? Kendilerini 64 kutluyoruz. Miydi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet, 60 küsür. Devam edelim.
Bakın şimdi, sadece Türkiye değil, dünyada da çok benzer şeyler az önce, var. Az önceki o dedik ya, çarpıcı video, Türkiye'de yapılan videonun, bu da Amerika'daki zannediyorum. Evet, Amerika'da. Amerika'da yapılıyor. İngilizce olduğu için altyazıyı okumalarını tavsiye ediyoruz izleyicilerimize. Gay marriage. I just think it's normal marriage. Right. My auntie, I know that she's gay. She hasn't married yet. I'm just wondering if I am going to be her flower girl. And you know what? When you find out that your auntie is going to marry a woman and your number one concern is if you're going to be the flower girl, you have your priorities straight. Do you think it would be cool to have two moms? Yes. If the house is full of girls and there's no boys in sight. Yeah. We'll have to flush the toilet for the boys. So many advantages. What would it be like to have two dads? It would be crazy. It depends on how their personality is. If they're a party animal, then it would be obviously crazy. Any parent who's a party animal would be crazy. Bu böyle devam ediyor. Yani eşcinsel ünlüleri sayar mısın diyor. Bizdeyiz diyorlar, biz diyor eşcinsel semboller izledirtiyorlar çocuklara falan. Evet. Hakikaten durumdan bir haber çocuklar yine benzer bir propagandanın etkisinde bunu yapıyorlar. Ama tabii bunun bir merkezi var. Yani bu böyle küresel elitler falan diye bir soyutlanacak bir şey değil. Bu doğrudan doğruya Amerikan emperyalizminin dünyaya dayattığı, insanlığa dayattığı bir kültür. Şey, çok ilginç değil mi? Yani bu çocuğun en masum şeylerinden yakalamaya çalışıyorlar. Yani bir mesela diyor ki iki tane annen olsa nasıl olur? Evet. Diyelim annesini seviyor. Annesiyle evet. Bir bağ kurmuş. İki tabii. Tane anne, onların iki tane olsa ne olur diyor. Ya da, evet. Ya da erkek çocuğu muhtemelen evet. Babasıyla top oynuyor, dışarı evet. Çıkıyor bilmem ne yapıyor falan. Evet. Diyor ki onların iki tane olsa nasıl olur? Evet. Hani böyle az önceki gibi aynı. Yani şekerle, çikolatayla falan evet. Çocukları... Bizler eşcinsel sembolleri izliyorlar. Evet. Falan filan. İnanılmaz. Belki ben şey. De bir sembol olabilirim diyor. Evet. Dediğiniz gibi o Ricky Martin'di bilmem evet. Neydi falan. Onlara da örnekler veriyor. Bakın diyor sizin sevdiğiniz çocukların bildiği sanatçılar bunlar da hepsi eşcinsel diyerek çocukların ağzından bunları söylüyorlar. Bakın bir Türkiye'den gene bir örnek. Murat Övüç isimli bir vatandaş. Yani sanatçı diyemeyeceğiz. İşte böyle tuhaf kostümlerle geliyor. Berbat bir sesi var falan. Bir kadınlar matinesi gibi bir yerde. Sanırım Eskişehir'de. Ya da Bilecik'te mi? Öyle bir yerde. Kadınlarla dolu bir salona giriyor. Başı açık var, kapalı var falan ve coşkuyla karşılanıyor. Bilmiyorum sesi gidiyor mu şeye, yayına ama böyle alkışlarla karşılanıyor, coşkuyla karşılanıyor. Kadınlar ayağa kalkıyorlar, coşuyorlar falan ve orada çocuklar var. Hani alıştırma deniyor ya, toplum hazır değil. İşte nasıl hazır olacak? Böyle hazır olacak. Şimdi burada izliyorsunuz bu çocuklar, anneleri ayağa kalkmış çılgınca alkışlıyor. Dolayısıyla annesinin alkışladığı bir figür olumlu bir figürdür, doğru bir figürdür. Hatta alkışlandığına göre örnek alınacak bir figürdür. Yani hani toplumun diyelim yıllardır yapılan bu propagandayla geldiği nokta ne kadar zihnin iyi diş edildiğinin de... Gebze'deymiş bu arada. Şimdi. Gebze'de, özür dilerim. Bir göstergesi bu. Evet. Yani bu aslında işte örnekleri de verebiliriz yani zamanımız olsa. Son dönemde şey de yükselmeye başladı. Mesela sonradan cinsiyet değiştiren ünlüler görmeye başladı. Evet. Ya da trans olan, diyelim eşcinselliği olduğunu ilan eden. Daha önce biliyoruz eşcinsel ilişkileri yoktu ama sonradan eşcinselim ben diye ortaya çıkıyor. Çünkü o piyasada var olmanın bir şeyi gibi görünüyor. Aynen öyle. Ya piyasada öyle var oluyor, öyle ünlü oluyor. İşte bunları alkışlatıyorlar böyle. O da diyor ki ben alkışlanacaksam işte... Daha çok izleyiciye ve kitleyiciye, daha çok paraya reklama diyelim bulaşacaksam, kavuşacaksam o zaman ben de böyle olayım. Tabii. Bak Google keşfet bölümü var sen biliyorsun. Orada şu tip içeriklerin hep yukarı çıkarıldığını görüyoruz. Mesela o ne diyor yapıyor bunu daha çok. İşte cinsiyet değiştiren gencin geldiği nokta hayranlık verici falan gibi. İşte cinsiyetini değiştirdi bir şehir çok zengin, müreffeh bir hayat yaşıyor bilmem ne falan gibi. Hakikaten özendiren ve ancak propaganda düzleminde açıklanabilecek bir ara şey yayın vardı var. İşte hala var da bu Kerimcan Durmazlar falan biliyorsunuz isim. Tabii. Yani bunlar böyle bütün mekanlarda böyle bir anda işleri açıldı, önleri tabii. Açıldı, yurt dışından işler gelmeye başladı falan. Neden? Eşcinsel oldukları ve bunu bağıra bağıra yaptıkları için. Evet. Bağıra bağıra işte ben eşcinselim bilmem ne diyeyim. En son uçakta yaşadığı skandal sonrası bir anda diyelim düştü. Evet. Tabii bunun bir kökeni var. Yani bunun merkezinde tabii Amerikan emperyalizmi. Niye? Çünkü milli devletlerde bir diyelim irade kırıklığı yaratmak, o devletleri çökertmek, aileyi çökerterek devleti çökertmek. Onların temel amacı Amerika'da da geçtiğimiz günlerde kongrede bir yasa onaylandı.
evliliğe saygı yasası. Böylece eşcinsel evlilikler böyle bir garanti altına alınmış oldu. Bunu da Amerikan Başkanı Biden, demokratların ağırlık koymasıyla oldu bu. Bu şu an ekranda izlediğiniz cümlelerle duyurdu. Her türlü nefrete darbe indirdik diyor ve şöyle bir video paylaştı Amerikan Başkanı. Hızla onu izleyelim. The courage of all those in previous generations and today who proudly live their truth. Love whomever you love. And love this country enough to make it more fair and more free and more just. Evet, durdurabiliriz, zaman kaybetmeyelim. Gördüğünüz gibi kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle işte öpüştüğü falan bir videoyu Amerikan Başkanı paylaşıyor. Yani diyelim dünyanın en etkili insanlarından biri, belki de birincisi. Ne paylaşıyor? Hani propagandanın merkezini daha iyi anlamak açısından bunu koyduk. Amerikan emperyalizminin bu dayatmasına karşı bizler mücadele etmeye, çocuklarımızı, gençlerimizi korumaya devam edeceğiz. Evet. Ben de bir bilgi vereyim izleyicilerimize. Şimdi internet siteleri Google üzerinden diyelim trafikleri alıyor. Twitter, Facebook gibi yani Amerikan merkezli şirketler de yani Amerika'nın elinde bulundurduğu sosyal medya platformları üzerinden de benzer dayatmalar yapıyor. Diyor ki bize, mesela Aydınlığa yazı gönderiyor. Yöneticilerinizin içerisinde birinin LGBTİ bireyi olduğunu söylerseniz, yani öyle bir bireyi bünyenizde bulundurduğunu söylerseniz gelirlerinize şu kadar artış yapılacak. Böyle bir şey olur mu? Bir de rüşvetle yapıyor evet. Yani. bir de böyle yani. Hani parayla da eşcinselliği dayatıyor. Yani evet. Eşcinsel olursan parayı vereceğim sana diyor. Kesinlikle. Yani şey onun dışında ya? Zaten yaptığımız haberlerde, evet. İşte diyelim biz bu konuştuğumuz buradaki şeyleri, haberleri o platformlarda paylaştığımız zaman da evet. Bir anda sizi o Google keşfette yukarı çıkartırken o sizi aşağı düşürmeye başlıyor. Evet. Yani böyle de bir dayatma içerisinde. Bu tabii çok yönlü bir konu. Bununla evet. Mücadele de çok yönlü. Bu yönde çabalar da başladı. Türkiye'de de başladı. Dünyada da var. Rusya kanun çıkarttı falan. Dünyada aile yürüyüşleri yapılıyor. Ülkemizde de yapılıyor. Bunları daha bir ete kemiğe büründürüp bir asılmamız gerekecek önümüzdeki dönemde. Kesinlikle. Evet şu Maltepe konusuna geçelim evet, o zaman. Geçelim. Değerli izleyiciler, Maltepe Belediyesi, CHP'li Maltepe Belediyesi basına da yansıdı. Ali Kılıç bir yazıda yazıyor gördüğünüz belgede CHP'li milletvekillerine değil mi? Evet. CHP'li milletvekillerine yeni yıl hediyesi gönderiyor. Belediyenin bütçesinden yeni yıl hediyesi de ayakkabı. Spor ayakkabı gönderiyor. Ya spor ayakkabı da hani böyle şey değil. Sıradan bir spor ayakkabısı evet. Değil. Benim ayağımdakinden değişiyor. Değil evet. Yani 1500-2000 liralık bir spor ayakkabı. Ve şunu söylüyor. Bir geri gelir miyiz? Şu mesajla paylaşıyor onu. Ekonomik krizin ağır yükünden kurtulmak isteyen efendim demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadele edenlerin umuduyuz falan. Bir de araya ekonomik kriz sokuşturuyor. Şey diyor ayağınıza taş değmesin. Ha, ayağınıza taş değmesin diye yolluyoruz falan. Hani bir yola çıkıyoruz falan gibi. Devam edelim. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç. Devam edelim. Evet. Ayakkabıyı gösterdik. Özgür bu da nasıl ortaya çıkıyor? İşte bu haberler böyle gündeme gelince bir kullanıcı Özgür Özel'e soruyor. O da evet diyor, doğruluyor. Bu olay doğru diyor. Fakat biz diyor meclis grubu olarak diyor kabul etmedik diyor. Etmedik bunu. Tabii. Haber olduktan sonra edemezsin tabii. Yani. Sonra o ayakkabıyla fotoğrafın çıkar falan. Olmaz. Ya bu bizim bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz. Tabii bizim de görevimiz, sorumluluğumuz bunları daha fazlasını ortaya çıkartmak ama yani bu bilindiği için alınmadı. Eminiz böyle... Servis edilen, gönderilen başka hediyeler, tabii başka şeyler olur mu? Neler vardır? Yani? Niye gönderiliyor? Ben tekrar belediye başkanı olayım, ben tekrar milletvekili olayım falan filan diye birbirlerine saatler, ayakkabılar, çantalar, belki arabalar falan gönderiyorlar. Tabii devlet, ya şimdi bu CHP'li vekillerin ayağına ayakkabı hangi parayla alınıyor? Ali Kılıç tarafından. İşte çöp vergisinden alınıyor, tabela vergisinden alınıyor, iş yeri açma ruhsatı bilmem harcından alınıyor falan filan. Yani vatandaşın parasıyla birbirlerine hediye alıyorlar. Şimdi burada bir soru da şu. Özgür Özel diyor ya, paketler milletvekillerimize geri iade edilecek. Yani ellerine ulaşan varsa da geri iade edeceğiz diyor. Bu mu yani konu? Yolsuzluk var ortada ya. Adam yani senin onun sana gönderdiğini geri iade etmek mi bu? Tabii. Malını beğenmiyorsun. O değil ki konu. Yani bir yaptırımınız olmayacak tabii, mı belediye başkanı? Hadi araştırma önergesi verin. Evet. Ona da gerek yok. Sizin belediyeniz yani. Yani bir yaptırım yapın. Bir alın görevden. İstifa et desenize evet. Mesela. İstifa et kardeşim bu ne desenize yani. Yani ben o Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'la bir araya gelmiştim, bir denk geldik daha doğrusu bir yemekte. Ondan sonra bir konuşma yaptı mesela. Deniz gezmişler, Mahir Çayanlar, Hasanlar, Hüseyinler falan böyle bir konuşma yaptı. Ama
zaten tecrübe şunu göstermişti. Yani kim bu kadar sol, aşırı sol ajitasyon yapıyorsa orada bir bit yeniği vardır yani. Onu söyleyeyim. Yiyordur diyorsun. Yani bir şeyi örtmek için yapıyordur. Yani kendine güvenen insan sürekli böyle bir ajitasyon yapar mı yani? Alakasız bir yemekte üstelik. Maltepe Belediyesi önündeyiz. İşte bugün Vatan Partisi bu olayı protesto etti. Sol, tırnak içindeki sol, yok yolsuzluklarla mücadele edenlerden falan tık yok tabii. Vatan Partisi'nin bugün Maltepe ilçe örgütü bir açıklama yaptı ve protesto etti. Vatan Partisi'nin bu konulara yaklaşımını da söylediler. Yani tabii. Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız, yolsuzluğa izin vermeyeceğiz. Tabii. Kim yani, yaparsa yapsın. Evet, kim yaparsa yapsın. Vatan Partisi'nin içinden de böyle bir şey çıksa, tabii. Başka bir partiden olsa Vatan Partisi iktidarında bunlarla kesin bir mücadele söz konusu. Devam edelim. Diğer konumuz Rütük. Evet. Rütük Halk TV'ye ceza kesti. Evet. 3 ayrı ceza verdi. Rütük'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı da bunun Ayşenur Aslan'ın mimiklerinden dolayı olduğunu söyledi. Bununla ilgili de bir paylaşım yaptı. Evet, yani güya Ayşenur Aslan Medya Mahallesi programında Halk TV'de bazı mimiklerde yapmış. O mimiklerde terörü övme manasına gelmiş. Ondan dolayı ceza kesilmiş gibi. Ayşenur Aslan da onunla ilgili bir paylaşım yaptı. Ayşenur Aslan da durur mu? Ben neymişim? Mimiklerimler terörü övmüşüm ya. Rütük tabii bunu anında yakalamış ya. Bir de kaşımı kaldırsam neler olur? Evet. Devam edelim. Buna devam etti. Şu anda evde aynanın karşısında mimik antrenmanı yaşıyorum. Yarın yapıyorum demek istemiş. Yarın Rütük mimiği yapacağım da. Evet. İzlemedik ama bu sabah kesin bununla ilgili bir şov yapmıştır. Fakat tabii olay öyle değil. Olay mimikle hiçbir ilgisi yok. Bir kısmını izledim. Şöyle bir isyanı var. Beni kimse aramıyor diyor. Kılıçdaroğlu'ndan telefon bekliyorum. İşte Akşener'den telefon bekliyorum. Babacan'dan, Davutoğlu'ndan bekliyorum. Telefon bekliyorum. Yani istediği kamuoyunu yaratamamış. Evet, benim diyor, bana niye destek olmuyorsunuz diyor. Ben her gün diyor, diken üstündeyim orada diyor. Şey yapacaklar, ceza kesecekler falan. Evet. Şimdi bu Ebu Bekir Şahin'in, Rütük Başkanı'nın açıklaması. Rütük'ün ayrıca bir açıklaması da var. Ve bu açıklamalardaki ortak vurguşu, olayın mimikle alakası yok. Mimik gündem bile değil. Ayşenur Aslan biliyorsunuz 2-3 hafta kadar önce Karkamış'ta, Antep'te bir terör saldırısı olmuştu. 4 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırıyla ilgili PKK'yı aklayan ifadeler kullanıyor. Bir bakalım bunu. Bir sonraki görsel, videomuz yani. İşte harekatta misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen. Muhtemelen. Yani gene muhtemelen kaydıyla söylüyoruz. Ama şunu cinayet dedektifleri de, siyasetçiler de, bizler de hep bu kayıtla bakar ve söyleriz. Katilin motif denir hatta ona. Motivi, motivasyonu ne? Evet ya, bir bozukluk var galiba. Biz söyleyelim devamını. Yani özetle şu Ayşenur Aslan'ın şeyi. Yapmış ama bir sor bakalım niye yapmış. Boşuna yapmamıştır. Sen harekat yapacağım dersen o da yapar. Yani sen PYD'ye operasyon yapacağım dersen o da bu işe kalkışır. Yani, özetle söylediği şey bu. Evet, yani söyledikleri olay mimikle falan da hiçbir alakası yok. CHP'li Rütük üyesi de konuyu saptırıyor. Ha bak, bundan dolayı ceza verilir verilmez, bu başka bir tartışma. Evet. Bence verilir de yani. Diyelim o da ayrı bir tartışma. Ama işte mimik yüzünden yaptı, geçim olur yani. Evet. Bu kadar milletin gözünün içine baka baka kaydı olan program ortada. Yani şurada hiçbir mimik yok yani. Evet. Şu Eskişehir meselesine geçelim. Bu konu böyle. Bir sonraki görselimiz. Evet, Ümit Dikbayır, İyi Parti'nin maliyeden sorumlu herhalde yöneticisi, genel başkan yardımcısı gibi bir şey. Meral Akşener'in de akrabası. Yeğeni direkt herhalde. Yeğeni galiba. Evet. İşte o da şey. Sakarya milletvekili. Sakarya milletvekili. İyi Parti'deki diyelim liyakat sembollerinden biri. Eş dost akraba olayı. Kendisinin başka hiçbir özelliği yok. Benim görebildiğim kadarıyla. Eskişehir'de bir ailenin canı yetersiz beslenmeden vefat etti. Haberiniz olsun ey saraylarda lüks içinde yaşayanlar. Dürüstlükten bahsedilecekse evvela bir susun. Evet. Şimdi Eskişehir'de bir 6 yaşında bir çocuğumuz, Elif isminde bir çocuğumuz hayatını kaybetti. Onun üzerine atılıyor bu tweetler. Devam edelim. Devam edelim. Zafer Partisi de benzer bir açıklama yaptı. Efendiler ve ey millet, kalkın.
Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Milyonlarca sığınmacıya milyarlarca dolar harcayan hükümet için beslenemediği için ölen bir çocuğun bir hükmü yok. Çünkü hayatını kaybeden bir Türk çocuğu. Evet. O da olayı Suriyelilere bağlıyor. Şaşırdık mı? Evet. Şaşırmadık. Yani. Buradaki iddia ne? Ortak iddia. Çocuk yoksulluktan dolayı, yoksulluğun getirdiği yetersiz beslenme, açlıktan dolayı öldü. Devam edelim. Eskişehir'de 6 yaşındaki bir çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Düzeniniz bassın. Ülkemizi 20 yılda ne hale getirdiler? Zengin daha zengin, yoksul daha da yoksul oldu. Evet, yine aynı iddia. Yani yoksulluktan öldü çocuk. Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunun utancı AKP iktidarının acısı ise bizim. Evet. Halbuki olay şu. Bir sonrakine gelelim. Bir tane daha var. Bir de tipin şeyi var. Evet. Tip de aynı şeyi söylüyor. Halkı sefalete mahkum eden saray rejimi, saray iktidarıdır bunun sorumlusu diyor. Yani yine sefalet vurgusu var. Devam edelim. Şimdi olay aslında basına da yansıdı. Yayın yasağı da geldi ama özetle söyleyelim. Annesi ve babası cezaevinde olan 3 kardeş. En küçükleri bu kaybettiğimiz kızımız. 2 de abisi var. Anne baba cezaevine girince babaanne, amca ve halayla beraber onların bakımına veriliyor. Onlar da onları çatı katına iddiaya göre kilitliyorlar. Rutubetli, sağlıksız bir ortam, halının bile olmadığı yerde yatıyorlar ve beslemiyorlar çocukları. Aynı zamanda morluklara da rastlanıyor. Yani bir eziyet ve işkence, bilerek aç bırakma sonucunda gerçekleşen bir ölüm bu. Maalesef. Böyle bir olay. Çok ayrıntılar var. Onlara hiç girmeyelim. Şimdi burada muhalefet edilecek yerler var. Yani tabii. İhmaller var. Çok. Bununla ilgili de Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan'ın bir açıklaması var. Çok etkili bir açıklama. Evet. Bir kısaca onu izleyelim isterseniz. Kuyu başından sesleniyoruz. Geçtiğimiz günlerde 6 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Açlıktan, bakımsızlıktan bitap düşmüş. Akrabalarından şiddet görmüş. Amcayı, halayı hapse attık. Sorunu çözdük. Öyle mi? 26 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Onlarca çocuk bu mahallede yok olup gitti. Kimi uyuşturucudan öldü, kimi kavgalarda öldü. Elif Nur Tifti'yi ölüme terk eden amcası ve halası değil. Bu insanları kaderine terk eden yöneticilerdir. Soruyoruz. Öğretmeni, okul müdürü bu çocuk nerede diye peşine düştü mü? Düşmedi. Bu öğrenciler okula gelmeyince seviniyorlar. Beladan kurtulduk diyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyoruz. Bu insanları hayata kazandıracak bir politikanız var mı? Aile Bakanlığı'na soruyoruz. Bu çocuk nerede yaşıyor diye baktınız mı? Baksaydınız bu çocuk ölmezdi. Coğrafya kaderdir diyorlar. Mahallede kaderdir. Batıkent'te büyüyen sanatçı oluyor. Bişelik'te büyüyen mühendis oluyor. Sümer'de büyüyen öğretmen oluyor. Şarhüyük'te, Fençakmak'ta, Zafer Mahallesi'nde büyüyen çocuklar suça sürükleniyor. Bu insanların kaderi bu değil. Çalışan toplumda suç olmaz. Çalışan toplumda aileler dağılmaz. Çalışan toplumda çocuklar 6 yaşında ölmez. İktidarından muhalefetine herkes birbirini suçluyor. 7 milletvekili var. Biri bir gün bu mahalleye gelmiş mi? Açılışlarda, fotoğraflarda öne geçmek için birbirlerini eziyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyor. Sorumlulara ve sorumsuzlara çağrıda bulunuyoruz. Sırça köşklerinizden çıkın. Gelin bu mahallelere sahip çıkın. Görevinizi yapın. Yapamayacaksınız da o koltukları işgal etmeyin. Görevini layıkıyla yapacak binlerce vatan evladı var. Onların önünü açın. Ya tüyleri diken diken eden bir açıklama gerçekten. Vatan Partisi'nin farkını da ortaya koyan. Ya ve meselenin özünü evet. Toplumun önüne getiren. Yani Eskişehir'deki diyelim aslında Türkiye'nin her yerindeki mahalle farklarını, dolayısıyla sınıf farklarını ortaya koyan. Belli ki mahalle, kendisi de orada yaşıyor Eskişehir İl Başkanı Vatan Partisi'nin. Hani yoksul, yoksulluğun getirdiği işte suç olaylarının olduğu falan bir mahalle. Yalnızca polisin girdiği bir mahalle. Dolayısıyla öğretmenlerin, diyelim kamu görevlilerin, şunların bunların da boş verdiği. Elbette işini yapanlar vardır, onları tenzih ediyorum ama genel yaklaşım olarak söylüyoruz. Bir yer. Dolayısıyla hani çözümü de orada aramak lazım. Yani devlet devlet olacak. Bir, iki devlet oradaki çocuklarımıza, yani o diyelim annenin babanın hapse girmesinin bir nedeni var. Yani o mahalle ortamının oluşmaması için. İş güç sahibi olmaları gerekiyor. İş güç sahibi insan çok zor suça sürüklenir. Sağlıklı bir aile yaşantısı olur. O çocuklar diyelim kendilerini sevmeyen babaannelere, akrabalara mecbur kalmaz. O çocuklar sağlıklı bir biçimde okur. O zaman devlet de çalışır. Öğretmen öğretmenliğini yapar. İşte aile bakanlığını yapar falan. Ama burada biz ne görüyoruz? Muhalefetin tutumunda. İktidar zaten baştan aşağı bütün bakanlıklarıyla sorumlu. Muhalefet de ölen bir çocuğun
o küçücük naaşı üzerinden istismar yapıyor. Bir siyasi istismar yapıyor. Hakikaten insanın yüreğinin kaldırmayacağı bir şey bu. O çocuğa üzülün ya. Bunun sebeplerini araştıralım, bunu çözmeye çalışalım. Öyle bir şey yok. Oradan seçime doğru bir şey bulmaya çalışıyorlar. Dertleri o. Utanın yani, hepiniz topluca utanın. Evet, bir sonraki konumuza geçelim o zaman. İYİ Parti vekili Kamil Erozan. Evet. Şimdi biz yalancının mumunu yakından takip edenler de bilir. Zaman zaman deniz anlaşmaları ile ilgili, yani başka ülkelerle yapılan liman anlaşmaları, deniz anlaşmaları ile ilgili muhalefetin bir takım şeyler oluyor, söylemleri oluyor. Erozan da bunların başını çekiyor. Yani yine Nisan'da bunun aynısını yaptık. Tabii aynı programı yaptık yani. Geri dönüp izleyebilirsiniz. Başka bir ülkeyle ilgili aynı programı yaptık. Evet, Zambiya. Birazdan hatırlatacağız onu da. Şimdi iddia şu. Çat diye bir yer var. Evet. Türkiye onlarla... Haritada da görüyorsunuz evet, yukarıda. Deniz haydutluğu konusunda anlaşma imzaladı. Ve diyorlar ki ya deniz olmayan yerle böyle bir anlaşma yaptınız. Evet. Özeti bu. Evet. Deniz yok diyorlar. Abi ilk başta çok mantıklı geliyor insanlara. Evet. Devam edelim. Ya mantıklı geliyordu. Koskoca Türk Devleti'nin yani sizin bu kadar basit mi yani? Deniz yok, orayla deniz anlaşması yapacağız. Bu kadar yıllık devlet birikimi olan bir ülke. Bunu neyse, sosyal medyadan da hatırlatıyor. Diyor ki iktidar Zambiya'dan sonra Çad'a da deniz getirmek konusunda kararlı diyerek bir de küçük küçük şakalar yapıyor. Evet. Eski olayı da hatırlatıyor, Zambiya olayını. Halbuki onun nasıl büyük bir yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Evet. Biz bütün kanıtlarıyla Nisan ayındaydı sanırım. Göstermiştik. Devam edelim. Nisan ayında attığı tweetler var mesela. Evet, yani yine Zambiya olayını hatırlatıyor. Zambiya'da deniz yok diyor. Sen nasıl bunu imzalarsın diyor falan filan. Devam edelim. Bu arada bu Nisan ayındaki açıklamayı yaptıktan sonra bütün medya, ha tabii, yani dalga geçti. Dalga geçtiler. Tabii. Akşener çıktı dedi ki ya efendiler dedi deniz olmayan yerde. Ben bir şey söyleyeyim mi sana? O zaman dalga geçtiler ya. Bu sefer hiç geçen yok. Evet. Bayağı kurcaladım. Evet. Hani Erozan'a bu sefer atlayan var mı diye, yok. Çünkü çok pis biraz geçersin. Bizim başarımız o. Çünkü aydınlığın ve bizim diyelim yalancının haberlerinden sonra şey bitti. O tartışma kesildi. Dalga ama Erozan ısrar ediyor. Dalga geçenlerin hepsini yayınladık burada ya. Rezil ettik. Tabii. Yani işte hepsi gülüyorlar, dalga geçiyorlar, bilmem ne aşağılıyorlar falan yapılan anlaşmaları. Zambiyalılar aşağılıyor. Biz Zambiya'nın limanlarını gösterdik. Zambiya'nın deniz gücünü gösterdik falan. Başka falan ülkelerle yaptığı deniz anlaşmalarını Çin'le gösterdik. Çin'le şunda bununla yaptığı deniz hadi anlaşmalarını. Hadi dedik senin hükümetin şey. Sen onları oradan eleştiriyorsun da. Dünyanın birçok ülkesi benzer anlaşma yapmış adamlarla. Devam edelim. Peki şimdi yani Zambiya'da deniz yok da nasıl anlaşma yapılıyor? Çünkü Zambiya'nın çok büyük gölleri var. Zambiya'nın sınırları göllerden ve akarsulardan oluşuyor. Üstelik bunlar böyle küçük ırmaklar da değil. Yani hakikaten neredeyse savaş botlarının, hücum botlarının geçebileceği büyüklükte nehirler ve görüntülerle de, limanlardan görüntülerle de onu göstermiştik. 12 tane Zambiya limanı vardı bu arada. Tabii. 12 tane limanı vardı. Üstelik ülkenin ismi de nehirden geliyor. Tabii. Ülkenin adı nehirden geliyordu. Zambeze nehrinden. Bak orada görüyorsun. Evet. Bak Zimbabwe sınırı. Yukarıda Tanzanya sınırı, Demokratik Kongo sınırı falan. Buralarda hakikaten hem asayiş için, hem taşımacılık için, hem güvenlik, askeri güvenlik açısından da çok ciddi bir ihtiyacı var Zambiya'nın. Üstelik birazdan bakanın açıklamasında o ayrıntıyı göreceğimiz için şimdi girmiyorum. Devam edelim. Dünyada da mesela denizi olmadığı halde deniz gücü olan ülkeler var. Bunlardan biri Bolivya. Devam edelim. Hızlı hızlı geçelim. Paraguay var. Bolivya var. Paraguay var. Orta Afrika Cumhuriyeti var. Orta Afrika var. Geçemiyoruz. Ruanda var. Evet. İsviçre var. Evet. Ha, İsviçre mesela değil mi? Yani evet. Hiçbir kara sınırı yok. Deniz sınırı yok ama hayır, deniz kıyısı yok. İsviçre ile yapılan anlaşmayı da hiçbiri çıkıp da demiyor. Ya İsviçre'de deniz yok, siz ne yapıyorsunuz? Demez abi. İsviçre çünkü o bir şey biliyordur. İşte Ruanda'yı görüyoruz. Evet. Devam edelim. Orada öyle düşünüyorlar. Yani bizimkiler bilmiyorsa da İsviçreliler bilir. İsviçreliler işi hukukuna göre yapıyor deyip başka ülkeye güveniyorlar. Devam edelim. Mesela bizim Orta Asya Türk Cumhuriyetlerimizde Hazar Gölü'ne kıyıları var ama o bir deniz olmadığı için onlar da aynı. Aslında hukuken aynı statüler. Burada Türkmenistan'ı ve Kazakistan'ı görüyoruz ve Azerbaycan'ı. O Hazar Gölü bir deniz değil. Yani tıpkı Zambiya'daki gibi göl. Onlar da göl. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Çat. Geliyoruz Çad'a. Bakın
Encimene şey başkenti, bu solda görüyorsunuz. Büyük bir Çad gölü var. Aynı zamanda Çad'ın batı sınırları, güney sınırları, yani Kamerun'la ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile olan sınırları ve Nijerya ile yine derin akarsularla, yani geniş ve derin akarsularla çevrili. Dolayısıyla Çad'ın da böyle bir ihtiyacı var. Devam edelim. Bu arada dışişlerinden açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı. Denizi olmayan birçok ülkenin denizlerde bazı hakları var. Yani denizi yok ama denizde hakları var. Çad'ın da büyük bir gölü var, iç suları da var. Yani denizde hakları olduğu gibi iç gölü, iç suları falan var. Devam edelim. Yani bu bir standart anlaşma değil. Yani bir kopyala yapıştır yapmadık diyor. Öyle, o iddia oydu. Yani evet. Siz aynı anlaşmayı bütün ülkelerle işte copy paste diyerek hatta şey İngilizcesiyle yaptıklarını iddia ettiler muhalefet. Bak, mesela o şey da Zambiya'nın bu arada talebiydi. O zaman onu değiştirdik. Yani Zambiya'nın böyle bir talebi var. Çad, bir diğer talep de yine Çad'dan geliyor. Hatta üniversite birimi falan kurmuşlardı. Araştırma birimleri kurmuşlardı. Evet. Abi şey, deniz kuvvetleri vardı evet. Yani denize sınır yok ama deniz kuvvetleri vardı. Ne yapacaksın şimdi? Koca koca 12 tane limanın görsellerini göstermiştik. Yani Ahmet Kamil Erozan sözde bir hariciyeci ama bunları bilmiyor. Ya da bildiği halde işine gelmiyor. Böyle berbat bir propagandayı tercih ediyor. Devam edelim. Bir diğer konumuza geçelim. Evet. İyi gidiyoruz bugün. Evet. İşte süreyi iyi kullanıyoruz. Öyle mi? Evet. Tamam. Şimdi dün Cumhurbaşkanı yüksek... Neydi, sanatçı ödülü mü verildi? İşte ödüller evet. Dağıtıldı. Sanatçılara ödüller dağıtıldı. Onlardan biri de Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan'ın ödül almasını Zafer Arapkirli, biz bir tane örneğini verdik ama işte sosyal medyada diyelim muhalif kimlikleriyle bilinen kullanıcılar eleştirdi. Sadece Yılmaz Erdoğan değil, diyelim Ajde Pekkan için de benzer şeyler söylediler. Hatta yani muhtemelen Ajde Pekkan konserine gitmiş, orada eğlenmiş, şarkılarını dinlemiş kişiler bu ödülü aldı diye onun bir takım fiziksel özellikleriyle falan böyle dalga geçer ifadeler kullandılar. Mesela Ajde Pekkan şöyle açıklama yaptı. Ben dedi, bu ülkenin sanatçısıyım. Evet. Yurt dışına dair bir sürü teklifi de bu ülkeye olan bağlılığım vesaireden dolayı hep reddettim. Bundan da gurur duyuyorum. Hayatımın en önemli anlarından biri benim açımdan. Ya bunlar açısından bu Aydın oligarşisi şeyini kullandık. Bunlar hakikaten bir oligarşi, bir çete. Aydın olmanın kriterini kendilerine sadakatle bağlı olmak ve Türk devletine düşman olmakla eşdeğer görüyorlar. Yani Türk devletinden ödül almak, Türk devletinin ya da Türk milletine bağlı olmak falan onlar açısından kabul edilemez şeyler. Bak ne diyor son cümle? Kendini oralarda görürsen, yani Cumhurbaşkanı'nın falan kıyısında, köşesinde, biz de seni oralarda görünce gücenme. Yani biz seni atacağız diyor şeyden, cemaatten atacağız diyor yani. Siz kimsiniz ya? Yani sen mi yaptın Yılmaz Erdoğan? Bak ben Yılmaz Erdoğan'ı beğenmiyorum mesela. Mizahını sevmiyorum. Ama Yılmaz Erdoğan. İyi filmleri var, kötü filmleri var. O Zonguldak'ta çektiği film neydi? Kelebeğin Rüyası. Mesela olağanüstü bir film. Ama öbür işte ne o hırsızlığı anlattığı film. Bence kötü bir film falan filan. Ama bu... Vizontele? Bu benle ilgili bir şey. Yani Vizontele güzel. Sen mi Yılmaz Erdoğan yaptın? Evet, ekşi elmalar güzel. Ve şu şey de var yani, neyse tamam hadi bu konuya geçelim o zaman. Süremiz de daraldı. Bir sonraki konuya mı geçiyoruz? Evet, bir sonraki konu. Bu ödüller meselesinde, bu hatırlarsanız Balya'daki, değil mi? Balya. Balya maden işçilerinin bir şeyi oldu. Evet, sonra da kazandılar. Çağrısı oldu. Sonra da kazandılar. Ya onlar da bu sanatçılara ödül törenlerine şimdi bağladık ya, ödül törenlerinde diyelim kelebek... Ödül töreni vardı herhalde. Onun evet. Öncesinde zannediyorum. Yani bizi sadece özetle şunu söylüyorlar. Yani bizim burada bir mücadelemiz var. Bizi sadece öldüğümüz zaman anmayın kardeşim. Yani o maden faciası oldu, hepsi çıktı diyelim, bir takım paylaşımlar yaptı. Biz burada mücadele veriyoruz. Yaşarken de bizim mücadelemize sahip çıkın düzleminde bir çağrıda bulundular. Fakat ondan sonra diyelim 2 gün sonra ödül töreni oldu. Ya şu çağrıya bir tane sanatçıdan destek gelmedi. Yani orada ölümüne diyelim çalışan, işine gitmek isteyen falan insanlar bir çağrı yapıyor. Bir tane destek gelmedi. Neden? Çünkü maden Eczacıbaşı'nındı. Eczacıbaşı kim? Bütün bu az önce söylediğim sanatçı takımını fonlayan kişi. Evet. İşte bunların aydınlığı bu kadar. Bunların sanatçılığı bu kadar. Yani onların oligarşisi emek düşmanı. Orada evet. Emekçiler diyor ki
Bakın diyor Eczacıbaşı diyor bizim diyor şeylerimiz üzerinden bizden kestikleriyle sizi fonluyor diyor. Bari bir tepki gösterin. Bundan ağır bir şey olabilir mi? Sayın Salih Tuna da bunu yazdı. Tık yok. Tık yok. Evet. Bu Kültür Sanat Vakfı'nın kurucusu Eczacıbaşı. İBB'ye bağlı. Bu Biennial evet. İstanbul Kültür Sanat Vakfı. Her şey yani. Festival onda Biennial oluyor. Her şey orada. Tam ona karşı çıktığın zaman ekmeğinden olacaklar aynı zamanda. Yani madencinin diyelim çağrısını görmeme nedenlerinden biri bu. Biri de bu düzlemde değiller. Tabii. Yani bu düzlemin sanatçısı değiller. Evet. Ama Vatan Partisi diyelim gittiği madencilerin Aydınlık, yanında ulusal oldu. Ulusal kanal arkasında evet. oldu. Sayın Emre Albayrak'ı burada görüyoruz. Ve bu mücadele bu ses çıktığı için. Bak. Evet. Bu ses çıktığı için başarılı oldu. Basına yansıdığı için başarılı oldu. O sanatçılar şuna çağrı yapılmasına rağmen bir gram katkıları olmadı. Sözde sanatçılar. Devam edelim. Ya bir de mesela şey beni rahatsız etti mesela. Yılmaz Erdoğan'ın diyelim ödül alındaki eleştiri. Yani sanki düşmanın elinden ödül almış gibi. Düşman tabii, madalya takmış gibi. Yani söyledik ülkenin... yani Türk düşmanı olursan, Türk devletine düşman olursan büyük sanatçısın. Tabii. Cumhurbaşkanı veriyor ödülü. Tamam sen geliyorsun ona diyelim. Yani sen Mehmet Ali Alabora olman lazım. Tabii. Can Dündar olacaksın. Gideceksin oradan. Sanatçı öyle olunur. LGBT bayrağı sallayacaksın. Tabii. Gülşen olman lazım. Büyük evet. sanatçı olman için. Ya da işte hayvan hakları vesaire diye çıkıp ödül törenlerinde ağlayacaksın. Ama madenciler... Şimdi Ajda Pekkan kötü sanatçı. Gülşen iyi sanatçı oldu. Evet. Ve ikisinin arasındaki kalite farkına bak. Devam edelim. Şimdi evet. Nihal Bengüsü Karaca'nın da bir paylaşım oldu. Bu Aydın tanımlaması içerisinde devam ediyoruz ya. Ya o da şunu söylüyor. Ben bu seçimde altılı masa kim aday gösterirse o kişiyi destekliyorum. Evet. Bir kere samimi. Evet. Direkt söylemiş. Aydın mesuliyeti gereği de bunu şimdiden ilan ediyorum. Tamam. Bu önemli. Evet. Aydın mesuliyeti evet. altılı masanın adayının kim olduğunu sorgusuz sualsiz desteklemeyi gerektiriyor diyor. Ya bu şöyle bir şey. Yani tanımasına gerek yok. Evet. Ya mesela o program, proje, bilmem ne ondan sonra kim olduğu, yani odunu gösterseler destekleyecek Nihal Hanım. Evet. Ve bunu da topluma işte Aydın mesuliyeti falan filan olarak satıyorlar. Takdir kamuoyunun. Evet. Bu mu yani Aydın? Şimdi bunu başkası yapsa, ben ne olursa olsun AK Parti'ye oy veririm falan diyene ne diyorlar? Bidon kafalı diyorlar değil mi? Ben ne olursa olsun şu partiye veririm diyene, işte sen koyun musun kardeşim falan diyorlar. Kendileri yapınca Aydın mesuliyeti oluyor. Bilimsel teşhis diyor. Altılı masanın adayı kazanır şeklinde. Ben de o kadar. Bilimsel teşhis ne ya? Bilimsel teşhis ne yani? Çok acayip. Altılı yani. Masanın adayı kazanır. Ben de kim olursa onu destekliyorum. O şey soruyorlar. Kılıçdaroğlu'nu desteklediğiniz algısı var diyorlar. Hani ona cevap veriyor. Komik yani, ya. Ondan bundan diyelim ben toplam olarak kim de olursa. Bilimsel, süremiz bitti. Anket şirketi bilimsel teşhis oldu. Süremiz bitti. Şeye gerek geçemiyoruz Belçika'ya. Aa, çok güzel konuydu. Evet. Neyse o zamansız bir şey. Onu haftaya yaparız. Evet, bizden sonra Ulusal Kanal ana haber var. Sayın Can Karadut'un sunduğu. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.